İşte moringa tohumlarımız 48 saattir suda beklettik. İlk iki çekimimizde moringa hakkındaki başarıya ulaşamadık. Çünkü yanlış yaptık. Toprağı çok suladık ve suladık da suladık. İkide bir suladık. Normal bir tohumdaki gibi. Moringa tohumlarında toprağı hafif nemlendirmeniz gerekiyormuş ve moringa tohumlarını yarım santim, bir santim içine ekmeniz gerekiyor. Ve öyle sıcak bir yerde 22 ile 20 derece, 27 derece arasında olabilir. Sıcak bir ortamda ışık alabilecek, güneş alabilecek bir ortamda bekletmeniz gerekiyormuş. Biz ne yaptık? İlk iki çekimimizde yaptığımız hatalar, ki o çekimlerde sonra ekledik onu, o çekimlerimizin içine yazdık tekrar yaptığımız hataları. Tekrar yeniden paylaştık o çekimleri. Biz suladık. Sorsan biz filizlenene kadar, çimlenene kadar, bir şey görene kadar suladık da hiçbir şey veremedik ve sonunda tohumlar küflendi. Şimdi bu tohumları toprağa gömeceğim tekrar. İşte bu küçük saksılara ekmiştik tohumlarımızı. Şimdi ılık, yani soğuk olmayan, hatta biraz sıcak, yani ılık suyu ile nemlendireceğim. Daha tohumu içine ekmedim. Her birini böyle bir önce bir nemlendireceğim. Hafifçe nemlendirdikten sonra toprağını böyle kalem söküyorum toprağın içine ve tekrar nemlendireceğim. Biraz hava alsın toprak ve tekrar nemlendirdikten sonra, tüm toprak nemlendirdikten sonra tekrar tohumları bir santim içine ekeceğim. Hepsini tekrardan suladım. Şimdi toprak nemli. Hatta yani bayağı bir nemli oldu. Şimdi 9 tane tohumumuz varmış. 10 tane değil burada. 48 saat sonra beklettikten sonra, hatta 48 saatten bazı fazla oldu, çok rahat kabuğunu sökebildik. İlk denediğimizde biliyorsunuz hiç bırakmadığımız, bir gün bıraktığımız, bir de iki gün bıraktığımız vardı. Bunu iki günden de fazla bıraktık. Vallahi bu süperdi. Bunlar kabuğunu çok rahat soyduk. Üç tanesinin kabuğunu soymayacağım. Onları da öyle bir dikeceğim. Şimdi bunları ekeceğiz. Ve sivri tarafı üste bakacak şekilde işte burada duracak böyle. İçine koyarken de kırmamaya dikkat çekmemiz lazım. Çünkü bunu şu an ilkini içine sokarken sanki biraz dedelediğim gibime geldi. Çok çabuk kırılabilen bir şey. Tohum. Koyduktan sonra üstünü kapatalım. En iyisi öyle. En iyisi böyle. Açın, içine bırakın, kapatın. Açın, kapatın. Elimizden açalım, bir santim yaklaşık. Bırakalım içine. Hiç doğru düz basmadan.
Çünkü tohuma bastığınız zaman tohum kırılıyor. Çok sulandığı için basit kırılıyor. Buna da bir tane getireceğim tohumu hiç ıslatmadan olduğu gibi koyacağım içine. Bakalım. Bunları da kabuk kanı sökmeden koyalım bakalım. Hadi hayırlısı. Ama bir daha bu toprakları sulamayacağım. Belki hafifçe nemlendiririm. Onu da yaparken sizlerle tekrar paylaşacağız. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Ve işte aşağıdan hiç daha suya koymadığım bir tanesini aldım. Onu da olduğu gibi gömdüm. Bu hiç suya girmemiş. Bunların hepsi 24 saat hatta. 24 saat diyorum. 48 saat hatta. 50-55 saate yakın suda durdular. Siz 48 saat yapın. Altındaki suyu da bu biriken suyu da döktüm. Su birikmesin. Haydi bakalım. Odanın sıcaklığını şu an 22,5 ayarladım. Orada ısınsın. Mesela 22 ile 27 arası bir sıcaklık olması lazım. Sıcaklık buradan hemen üste. Saksılara doğru geleceği için saksılarımız sıcak olacak ve cam kenarında ışık alacaklar inşallah. Haftaya da inşallah hava güneşli olur. O zaman tam da verimli olur inşallah. Bir hafta 10 gün sonra görüşmek üzere. Ve işte ki bizim moringa ağaçları da halen olmadı. Bakın sanki bir şey tohumları yiyor. Tohumlar küçülüyor. Bir şey kalmamış. Bunlardaki sağlamdı. Burada çok sinek vardı. Küçük küçük sinekler. Acaba sineklerden mi diye sağlam olanlarını ki çok sağlam kalmadı ama tohumumuz daha var. Aşağı indireceğim oturma odasına. Tadın havalar ısınmaya başladı. Eksi dereceye düşmüyor artık. Oturma odasında sinek yok, orada deneyeceğim. Ve diğerlerine de tekrar burası havası ısındı mı tekrar tohum koyacağım. Ve 4 tanesinin içinde daha sağlam tohum vardı. Onları buraya koydum. Cam kenarına içeride sıcakta. Bunların tohumları zaten ölmüş resmen. Küçülmüşler. Onları buraya baktım. Bunlar biraz daha ısındı mı? Sağlam tohumları tekrar içine gömeceğim tekrar. Dediğimiz gibi Morin ilk kere bir tohumu filizlendiremedik. Moringa tohumlarını neyi yanlış yaptık? İlkinde çok suladığımızı düşünüyorduk. Çünkü araştırdıktan sonra tekrar çok suladığımızı fark ettik. İkincisinde o kadar sulamadık da aslında. Şu anda o böceklerden, sineklerden herhalde kaynaklandığını düşünüyorum. Ama toprak seçimine de bir daha bakacağım. Yani yanlış toprak almadım inşallah. Her şeyi araştırarak yaptım. Bana öyle geliyor ki o sinekler yukarısı çok sinekliydi. Sinekler tohumları yedi. Nasıl bir hareketli tohumu sinekler saldırdı ya. Çok sinek vardı. Dediğim gibi bunlar bir dursun içeride. Kırıç çiçeklerimizin yanında Sansevieria. Onları da bekliyoruz kök salmasını. En az bir 2 ay daha sürer. İnşallah onlar olur. Dediğimiz gibi bunlara da ve konuyu tekrar araştırdım ve hatamızı bu sefer kesin olarak buldum. Biz moringa tohumlarını direkt kaktüs toprağına koyduk. Aslında öncesinde tohum yetiştirme toprağına özel, ona Anzucht diyorlar. O özel tohum yetiştirme toprağında filizlendirmemiz gerekiyor. Bir daha fide olduktan sonra büyük saksıya kaktüs toprağını almanız gerekiyor. Yani bunlar onun için filizlenmedi. Kısacası yapmamız gereken elimizde kalan sağlam tohumlarla o Anzucht yani toprağı yetiştirme
tohumu yetiştirme toprağından, özel topraktan alıp bir daha ondan yeniden filizlendirmek. Bu çekimimiz de burada son buluyor. İnşallah ilk 3 videomuzdaki hatalarımızdan ders alıp size de örnek olup bu hataları yapmamanız için bir dahaki deneyişimizde başarılı oluruz. O çekimimizi sizlerle yakında paylaşacağız. Görüşmek üzere.